Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, 18-21 Mayıs tarihleri arasında yapılan Levent Vadisi Uluslararası Doğal Sporları Festivali'ne katıldı. Akçadağ ilçesine bağlı Levent Vadisi'nde gerçekleştirilen festivale katılan Bakan Tüfekçi, burada seyir terasından vadiyi izledi. Sporcular ve festivale katılan vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Tüfekçi, Malatya ve Levent Vadisi'nin tanıtımına büyük katkı sunan festivali önemsediklerini söyledi. Levent Vadisi'nin tanıtımına katkı sağlayacak ekstrem sporlarından faaliyetlerinin gösterildiği ve icra edildiği bu vadide yapılan özellikle dünya denemesi üzerindeki başarıyla sonuçlandı ve diğer aktiviteler, yamaç paraşütü ve diğer aktivitelerden dolayı tebrik ediyoruz. Gördüğünüz gibi ciddi anlamda ilgi var. İnşallah buraların düzenlenmesiyle beraber bu vadinin Türkiye'de özellikle tanındıktan sonra dünya çapında bir vadi olarak literatüre geçmesi önemli. Bu tür aktiviteler ve etkinlikler bu vadinin tanıtılması hem Akçadağ'ımız için hem de Malatya'mız için önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'mizde gerçekten buna benzer vadilerimiz var ama Levent Vadisi'nin 28 kilometre zannedersem bir uzunlukta içinde barındırdığı mağaralarıyla, yürüyüş yollarıyla ve diğer aktivitelerle jeolojik yapısı itibariyle de farklı kaya tiplerinin olması bu vadiler ayrıca önemini artırmakta. Özellikle Levent Vadisi Doğal Sporları Festivali kapsamında dünya slackline rekor denemesinin de başarıyla sonuçlandığını belirten Tüfekçi, bunun yanı sıra diğer sporlarda da emek harcayan sporcuları tebrik ettiklerini söyledi. Gerçekten cesaretin ve bilginin birleştiği bir spor dalı. Tebrik ediyoruz. Dünya baktığımız zaman da gerçekten dünya çapında aktivite sağlayan sporcularımız Malatya'da Levent Vadisi'ni onlar da yeni keşfediyorlar. Umuyoruz ve biliyoruz ki bu kısa zamanda yayılır ve daha önümüzdeki sene daha farklı spor dallarından veya ilginin daha da artacağına inanıyoruz.